İki saat sürecek nefes nefese haber yolculuğumuzun ilk durağı Diyarbakır. Zira bu akşamın son dakika gelişmesi de Diyarbakır'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzunca bir aranın ardından ilk kez kalabalık bir heyetle Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Tam 2,5 yıl aradan sonra. Bir takım temaslarda bulundu. AKP'nin genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı. Orada bir konuşma yaptı. Ardından HDP binasının önünde kurulmuş bir çadırın içinde aylardır bekleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ve orada yaptığı son konuşmada hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla deyim yerindeyse aynı kare içinde bulundu. Hem de bu gecenin son dakika manşetini verdi. Çözüm sürecini biz bitirmedik. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da önce Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı, sonra kameraların karşısına geçti. Gazi Mescidimizde, Gazi Camii'mizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir sonraki durağı AKP genişletilmiş il danışma toplantısıydı. Erdoğan'ın dikkat çeken bir çağrısı da vardı teşkilatlara. Teşkilat içinde küskünler olduğunu söyledi. Elbette 20 yıllık bir siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hissedenler, belki kalbi kırılanlar, farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizi tespit edip iletişim kurarak, gerekirse ayaklarına giderek yeniden davamıza kazandırmaktır. Ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları, Cumhurbaşkanı iddialarla ilgili bir şey söylemedi ama o iddiaların üzerine giden muhalefeteydi tepkisi. Şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, ajans önlerine ne koyarsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Diyarbakır'a son ziyaretini 2,5 yıl önce yapan Cumhurbaşkanı CHP'nin kurduğu doğu masasını da eleştirdi. Şimdi yeni bir adım atıyorlar. Neymiş? Doğu masası, doğu projesi. Ya neredeydiniz bugüne kadar? Biz bugüne kadar ne doğudan koptuk ne güneydoğudan koptuk. Devamlı buralarda olduk. Cumhurbaşkanı Diyarbakır annelerini de ziyaret etti. Elimizde bir görüntü olması lazım galiba. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı karede bulundukları bir görüntü. Anadolu Ajansı akşamüstü saatlerde bu fotoğrafları servis etti. Fotoğraflarda Cumhurbaşkanı önde yürüyor. Arkada Süleyman Soylu'nun ve ekibinin kendisini takip ettiğini görüyoruz. Sonra gene bir başka karede de Sayın Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir iki kişi var. Böyle tam yan yana değiller. Ama önemli bir fotoğraf olduğunu söylemeliyiz. Tabii bu fotoğraf ciddi şekilde tartışılacaktır Ankara siyasetinde. Ankara artık bence hızla bir erken seçim sürecini konuşmaya başladı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, seçim diyor, kapı kapı dolaşın diyor, biz doğudan kopmadık diyor, biz batıyla da beraberdik diyor. Diyor da bazen fikri değişiyor Cumhurbaşkanı'nın. Diyarbakır'a hem başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak sayısız defa gitmişti aslında Cumhurbaşkanı, hatırlayacaksınız. Bazen megri megri dedi, bazen de Dicle'nin kuzuları. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Sene 2005. Erdoğan başbakanlığının 3. senesinde. Kürt sorunu benim de sorunumdur dedi. Her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku ve daha çok refah ile çözeriz. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Erdoğan Diyarbakır'a farklı yıllar, farklı siyasi konjonktürlerde gitti. Açıklamaları yıldan yıla değişti. Recep Tayyip Erdoğan var. 2009'da Diyarbakır'da Oslo sürecini duyuruyordu. İster Kürt sorunu deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, ister Doğu sorunu deyin, isterse son olarak
yine adlandırdığımız Kürt açılımı diyelim, ne dersek diyelim, bunun üzerinde bir çalışmayı başlattık. 2 yıl geçti. 2011'e gelindiğinde Oslo süreci bitmiş, çatışmalar yeniden başlamıştı. İşte bunlara, ya sizin zaten dinle alakanız yok. Siz zaten açıklamışsınız. Ne diyorsunuz? Kürtlerin dini Zerdüştlüktür. Benim Kürt kardeşim kabul etmiyor, ayrı mesele. Bunu onlar söylüyor. Ve bunlara göre Apo peygamberdir, bunu da ilan ediyorlar. 2013'te en çok ses getiren Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Bismillah. Beklentiler ve ilgi büyüktü. Türkiye bu ziyareti konuşuyordu. 8 bin yıllık geçmiş oldu. Erdoğan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret etti. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Leyla Zana da vardı. Erdoğan sahneye yanında Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses'le çıktı. Kürdistan dedi. Sizin şahsınızda Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. 26 Temmuz 2014'te ise Diyarbakır'da çözüm sürecini savundu. Çözüm sürecinde ne var? Daha kaçırılan yavrularımızın ana ocağına gelmesi var. Çözüm sürecinde ne var? Artık dağda geleceği ne olacak? Bunu bilmeyenlerin, evet, kendi köyüne, mezrasına, evine dönmesi var. Bir yıl geçmeden 2015'in Mayıs ayında Balıkesir'de konuşurken Kürt sorunu yoktu. Varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Aynı ay Batman'a yaptığı ziyarette Kürtçe yazılmış Kur'an-ı Kerim vardı elinde. Diyanet şu anda Kur'an-ı Piroz Akurdi adıyla şu anda Kürtçe Kur'an mealini yayınladı. Erdoğan'ın bundan sonraki ziyaretlerinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sloganını Diyarbakır'da da tekrarlamaya başladı. Giden bir süreci yaşıyoruz. Evet, 20 yılın kısa bir özetini izlediniz. Ankara'daki yüksek siyasetin popüler deyimiyle söyleyelim. Nereden nereye diyorlar ya, tam olarak öyle bir şey. Şimdi efendim, bugün Diyarbakır'da herkesin merakla beklediği bir fotoğraf vardı. Bu salı günü MHP grup toplantısında Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili verdiği net, son derece net ve keskin mesajın arkasından acaba İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da beraber bir fotoğraf verecek mi? Verdi. Buna tam beraber bir fotoğraf denebilir mi bilmiyorum. Az önce de söylemiştim, fotoğrafın kendisini görelim. Anadolu Ajansı'ndan akşam saatlerinde tüm haber merkezlerimize servis edilen fotoğraflar bunlar. Gördüğünüz yer HDP il binasının önündeki Diyarbakır Anneleri nöbetinin çadırı. Çadırın içine Erdoğan giriyor, arkasında İçişleri Bakanı kendisine eşlik ediyor normal olarak. Çünkü Diyarbakır'da tabii yüksek seviyede bir güvenlik önlemleri tedbiri alınmıştır. Buna hiç şaşırmıyoruz. Buna tam yan yana bir fotoğraf denebilir mi? Sizin kanaatinize emanet edelim. Bir fotoğraf daha var. Yine devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'ndan hizmet edilmiş olan o çadırın girişinde kaydedilmiş bir fotoğraf. Gene Sayın Soylu'yla Sayın Erdoğan o girişte içeri yan yana girerken fotoğraflanıyorlar. Neden önemliydi? Aslına bakarsanız Sayın Soylu ile Erdoğan'ın bu fotoğraf karesi şunun için önemliydi. Bir kere Sedat Peker'in Soylu'ya ilişkin iddiaları meselesinde uzunca bir zamandır sessizliğini koruyan bir cumhurbaşkanı var. Birinci mesele bu. Bunun için önemliydi. İkincisi de AK Parti ile MHP ittifakı arasında derin bir fay hattı olduğundan çokça söz ediliyor Ankara kulislerinde. Bunun bir göstergesi. AK Parti'nin zor seçimi Diyarbakır mı, Osmaniye mi, Kürt seçmeni mi ikna etmek isteyecek yoksa ittifak ortağını mı? Bununla ilgili de belki bir fikir verebilir. Bunun daha kapsamlı analizini ana haberden hemen sonra başlayacak olan Perdenin Önü